Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugünkü siyasi gündem programının konuğu hepinizin yakından tanımış olduğu CHP İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin. Sayın Tekin hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sayın Tekin'le yaklaşık bir saatlik süremiz içinde Türkiye'nin siyaseti, gelecek siyasi olarak gelecek düşünceleri konusunda bir sohbet yapacağız. Bu kısa programda elimizden geldiği kadar verimli bir siyasi program yapmaya çalışacağız. Sayın Tekin, öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz köken olarak yani Irak'tan Diyarbakır, sonra Kars Göle, işte bugünkü Ardahan diye bildiğimiz göle de bulundunuz. Sonra İstanbul'a göç ettiniz. Aileniz ticaretle uğraşıyor idi. Siz de başlangıçta ticaretle uğraştınız. Sonra siyasete atıldınız. Yani ticaret varken siyaseti niye düşündünüz? Evet, tabii rahmetlik babam un işi yapardı, uncuydu. Tabii daha sonra biz işte liseyi bitirdikten sonra aslında İstanbul'a genişledim. Dershaneye gidecektik ama ne yazık ki olmadı. Burada geldik, ticarete başladık. Üç arkadaşımla beraber biz bir kafe işletmesini açtık, çalıştık. Daha sonra 83 yılında SODEP kurulunca kendimi SODEP'te gençlik komisyonu, o zaman kollar 12 Eylül döneminde yasaklanmıştı. Komisyon başkanı olarak gördüm. O günden itibaren partinin hemen hemen bütün kademelerinde görev yaptım. İlçe yöneticiliği, belediye meclisliği, il başkan yardımcılığı, il başkanlığı, PM üyeliği, MYK üyeliği aklınıza gelebilecek. Yani hani deriz ya partilerin okulu yoktur, siyasetin okulu yok. Ben bir siyasetin okuluna yetişmiş gibi hissediyorum kendimi. Şimdi de İstanbul Milletvekiliyim. Kısmet olursa inşallah 2019 yılında da İstanbul'da partimin belediye başkan adayı olmak istiyorum. Evet, onu konuşacağız. Yani ticarette oldukça eskisiniz. Yani ticareti sürdürmek yerine siyaseti niye tercih ettiniz? Bir de şunu sormak istiyorum. Evet. Çok zengin olduğunuz da söyleniyor. Yani 300'e yakın daireniz olduğu, 15 civarında petrol istasyonunuz, villalarınız. Bu işin gerçeği nedir? Onu da bir bu vesileyle sormuş çok alalım. Teşekkür ediyorum. Önce şunu söyleyeyim. Tabii biz sonuç itibarıyla mevcut şu andaki bizim sistemimizde vatandaşlık kimlik numarasıyla herkesin mal varlığını çok net olarak görebilirsiniz. Bunun için öyle hani milletvekilleri, siyasetçiler mal beyanında falan bulunuyor. Ona da gerek yok. Doğrusu 8 tane uzay istasyonum, 11 tane şirketim, benim hiç 11 tane şirketim olmadı. Tabii bir fukaralık edebiyatı yapacak durumda da değilim. 300 dairem var ama kirada oturuyorum. Yani nasıl benim 300 dairem var? Onun dışında 9 villa, hayatımda hiç villam olmadı yani, hiç bir dönemde olmadı. Siyasette olunca bunlar oluyor, yani biz bunlara alışığız. Ben defalarca da söyledim, çok şükür biz sadece kendim değil, ailemin tamamında da bizim fıtratımızda haram yoktur. Kimsenin ekmeğine, hakkına, hukukuna el uzatmayız. Yazılanların tamamı, istisnasız, hepsi yalan ve iftira. Ama yapacak bir şeyiniz yok. Yani sonuç itibarıyla bir gazete yazmıştı, dava açtınız. İşte 5000 lira para kazanıyorsunuz ama rezaletini böyle çekiyorsunuz. Yapacak bir şeyiniz yok. Peki, Allah'a havale ediyorum. Evet, başka hiçbir şey yani yapmıyorum. Zengin bir siyasetçi sayılmaz mısınız? Yani sayısal olarak hayatları bir tarafa bırakalım da. Vallahi kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? 600 yani? Milletvekilinin içinde belki en sonlardayım yani. Servet olarak. Öyle mi? Evet. Evet. Ben hatta bir çağrıda da bulundum. Gazetede iktidara çok yakın olduğu için çok kolay. Yani Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu, MASAK hepsine çağrıda bulundum. Ya gelin kardeşim bir bakın, araştırın, etin, yetiştirin. Benim tabii garibime giden durum şu aslında. Hesap vermesi gerekenler hesap vermeyince hesap sorulmaması gereken insanlara da hesap soruluyor. Doğrusu tabii ki siyasetçinin herkeste bu hesaplar sorulur. Cumhurbaşkanlığı yaparsınız, başbakanlık yaparsınız, bakanlık yaparsınız,
devletin bir kurumunda yönetici olursunuz, belediye başkanı olursunuz. Bu makamlardaysanız mutlaka tabii ki bunun hesabını verirsiniz. Ama ben hiç bu makamların birinde olmadım. Aslında şu anda bakan çocuklarının hesap vermesi gerekirken bu sorular bize soruluyor. Soruların sorulmasında hiç rahatsız olmam. 2011 yılında ben daha bu FETÖ meselesi yokken İstanbul'daki rant haritasında aslında belki biraz da bütün bu meseleler bunların canlarını acıttığım için bu sorular gazeteler, televizyonlar yazıyor. 2011 yılında İstanbul'da rantı nasıl pay edildiğinin haritasını çıkardım ve Sayın Erdoğan'ı kendisine gönderdim. Ve o ranta baktığımızda çeşitli bakanların çocukları, kardeşleri, aileleri, ne yazık ki herkes bu işin içindeydi. Yani Türk siyaseti, bir siyasetçi olarak da bunu söylemek zorundayım. Türk siyaseti çok kirlendi, lime lime kirlenmiş bir siyasetçi olarak da utandığımı ifade etmek istiyorum. Siz FETÖ'ye değinince ben de onunla ilgili bir soru sormak istiyorum. Tabii. Yani size yöneltilen başka bir eleştiri de o. Sizin FETÖ'yle ilişkiniz olduğu, CHP içinde FETÖ'nün örgütlenmesini sizin sağladığınız, hatta Himmet Parlak'ın da sizde olduğu söylendi. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Yani bir bağınız oldu mu bir şekliyle FETÖ'yle? Yani sadece FETÖ değil, benim rahmetli babam aile muhafazakar bir aile de, hiçbir cemaatlerle ilişkimiz olmadı. Sadece FETÖ değil. Yani Türkiye'deki mevcut 28 tane cemaat var. Sadece biz değil, ailem değil. Yani sülalemin herhangi bir cemaatlerle ilişkisi olması mümkün değil. Cemaatle ilgili de hazır bu soruyu sormuşken çok teşekkür ediyorum. İstanbul İl Başkanı'ydım. İstanbul İl Başkanı'yken adeta talancı bir mantıkla arsalar tahsis ediliyor. Sadece İstanbul'da 160 parsel arsa FETÖ'ye tahsis edildi. 160 parsel. Ve bunlarla ilgili İstanbul İl Başkanı iken dava açtım. Bunun bir tanesi de Ayamama Deresi'nin hemen dibinde deprem toplama alanıydı. Deprem toplama alanını FETÖ'ye peşkeş çektiler. Ben de bunu yürütme durdurma kararı aldım. Yürütmeyi durdurma kararı aldığım için dönemin bakanı Beşir Atalay'ın yazısıyla 2 yıl önce istifa etmiş olduğum Kadıköy Belediyesi'nde benimle ilgili bir soruşturma açıldı. Önce müfettişler geldi. Biliyorsunuz belediyelerdeki uygulamalar her yıl teftişten geçiyorsunuz ve dosya kapanıyor. 2 yıl sonra sadece FETÖ'ye davalar açtığım için FETÖ'ye tahsis edilen yerlerle ilgili 6 ay içerisinde, çok kısa süre içerisinde müfettişler geliyor, bilirkişi, teftiş kurulu, bütün bu raporlar hazırlanıyor ve benimle ilgili 2 yıl 4 ay ceza. Hatta ifadeye giderken ifademde hakime de söyledim. Dedim ki beni bir dosyada yargılayacaksanız yanlış yapıyorsunuz. En az bir 5000 dosyada yargılamak zorundasınız. Ben bir siyasetçi olarak vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için bunu bugün de bu dosya önüme gelirse aynı imzayı atarım. Neyse 2 yıl 4 ay ceza verildi ve dosya sonuçta Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da dosya beklerken sonra darbeden sonra dokunulmazlıklarımız kaldırıldı ve biz gittik mahkemeye ifademizi verdik. Benim bu dosyanın başından itibaren Sayın Bakan hariç, Sayın Beşir Atalay hariç, müfettişler, bilirkişi, savcı, hakim, şu anda hepsi tutuklu. FETÖ'den tutuklu. Tabii dosyada biz beraat ettik ama ben beraata rağmen Sayın Bakan hakkında da dava açtım. Çünkü Sayın Bakan'ın hangi gerekçeyle bu FETÖ'nün tuzağına gelip böyle bir yazı yazdığını doğrusu ben de merak etmiş değilim. İnşallah mahkemede yüz yüze gelince neden ne olduğunu onda öğrenmiş olacağız. Üçüncüsü, ben
ve birkaç arkadaşımızla ilgili yine bugün iktidara yakın olan bir gazete bir gün haber yaptı. İşte biz FETÖ'yü ziyarete gitmişiz. Dava açtık. Orada da onu mahkum ettik. Tabii bir kuruşa aşmıştım. Çünkü onu yazı yazan da bir kuruşluk adam olduğu için. Onu da mahkum ettik. Yani bizim kısacası FETÖ'yle ya da başka bir cemaatle ilişkimizin sıfır olduğunu söyleyebilirim. İkincisi, Adnan Bey, takdir edersiniz ki devletimiz çok güçlü. Bugün istihbarat örgütlerimiz, polisimiz, emniyetimiz kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Keşke bu işin siyasi ayağına girilebilseydi, belki Türkiye'de çok şey çözülebilirdi. Ama ne yazık ki halen siyasi ayağa girilebilmiş değil. Şimdi FETÖ'de birçok insan gözaltında. Her hafta biz parlamentoya gittiğimizde binlerce insan geliyor. Çeşitli nedenlerle çocuğu polis olmuş, öğretmen olmuş, belki o dönem bu cemaatten destek almış insanların hiç bilmediği, tanımadığı, iktidara çok yakın olduğu, o dönem emniyette, yargıda çok güçlü oldukları için Anadolu'da bilirsiniz. Ya kimin sözü geçer falan kesin geçer diye oraya giderler. Şimdi bu insanların çok çok mağdur, perişan bir vaziyette. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Şu anda Türkiye'de kurulu bir bakanlar kurulu var. Düşünün. Hani bizim sonuç itibarıyla siz de Karadenizlisiniz. Biz de hemen hemen aynı geleneklere sahibiz. Bizim ne fıtratımız bunu kabul eder, ne geleneklerimiz bunu kabul eder. Bakanlar kurulunda masanın bir başında bir FETÖ'cünün kardeşi oturacak. Bir başında da FETÖ'cülerin katlettiği bir bakan, bakanın kardeşini katlettiği bir bakan oturacak. Şimdi eğer bir hesap verilecekse buradan verilmesi lazım. Yani siz FETÖ'den hesap soracaksınız, tutuklu FETÖ'cünün kardeşini bakan yapıyorsunuz. Öbür tarafta da FETÖ'cülerin öldürdüğü bir kardeşimiz var, o da bakan. Şimdi bunlara baktığınızda... Ama yani suç şahsilik söz konusu olduğu zaman... evet, yani olaya... O zaman suçun şahsiliği varsa... Evet. Örneğin diyelim ki bir şirket ortaklığı. Hiç tanımam. Diyelim ki ticaret yapıyoruz. Gitti vatandaşımız herhangi bir şirkette ortak oldu. Beş kişilik şirkette bir tanesi FETÖ'cü çıktı. Öbür dördünün ne suçu var? Niye mal varlığına el koyuyorsunuz? Her suçu şahsiliği varsa. İki, velev ki ailede herhangi biri FETÖ'cü çıktı. Eşinin ne günahı var siz işinde gücünden alıyorsunuz? Çocuğunun ne günahı var bunu yapıyorsunuz? Onun için bunlar... Bunu kim yapıyor? Yani bunu yargı mı yapıyor? Yani bunu netice... Kim yapıyor, karar veriyor. Işte. Evet. Ama yargı karar veriyor. Yargı ne zaman karar veriyor? Bunu yargı suçlayamayız. Sonuçta bütün bu soruşturmalar İçişleri Bakanlığı, istihbarat örgütlerinden süzülerek yargının önüne gidiyor. Evet. Bütün bunlara baktığımızda yani yargı suç, burada bir kusur, evet. Bu kusur varsa bugünkü hükümetin kusurudur. Yani ortada bir suç olmamasına rağmen düzmece raporlarla mı yargı bu kararları veriyor? Onu verilmedi. Binlerce kararlar var. Yani şimdi son mesela sadece bizim geçmiş dönemdeki Ergenekon, Balyoz, çeşitli kararlar, FETÖ'cülerin almış olduğu kararların ötesinde şimdi mesela son dönemlerdeki kararlara bakın Adnan Bey. Yani bizim gibi bu kadar güçlü bir ülkeye yakışmayacak kararlar. Örneğin mesela oraya geçmeden şeyi de sormak istiyorum. Ya bu FETÖ, siz hiçbir şekilde bağlantım olmadı diyorsunuz. Çok şükür hiç olmadı. Hiç görüştünüz mü FETÖ'yle başkaları? Hiç. Ne onlar ne de başkalarıyla. Görüşmediniz. Yok. Peki partinize sızmasıyla ilgili ne diyorsunuz? Yani danışmanınız tutuklu şimdi. Yani CHP içinde bir kısım bağlantılı olduğu kişiler söz konusu oldu. Hatta Adnan Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte Amerika'da bunlarla görüştüğü falan son dönemlerde. Onu hemen şunu da söyleyeyim. Evet. Şimdi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir parti. İktidar partisi ne kadar büyükse Cumhuriyet Halk Partisi de o kadar büyük ve geniş. Şimdi parti içerisinde danışman, çeşitli akademisyenler falan iki tanesi çıktı. Şu anda zaten bir tanesi tutuklu. Onun dışında AK Parti'de 12 tane belediye başkanı şu anda.
milletvekilleri, eski belediye başkanları ya yüzlerce, biz defalarca kanun teklif verdik. Dedik ki gelin bir soruşturma yapalım. Yani FETÖ meselesini siyasi ayağını çözmek için hepsini masaya yatıralım. Bunun için çok basit, çok kolay. Devletin bütün bilgilerinde var. Kimin geçmiş dönemdeki ilişkileri var, şu anda kimin kimle ilişkileri var. Sadece para hareketlerini takip ederseniz siyasetçilerin tamamını bulabilirsiniz. Amerikalıların en iyi yöntemlerinde bir tanesi, eğer suçlu arıyorsanız paradan takip edeceksiniz. Siyasetçilerle FETÖ ilişkisini takip etmek istiyorsanız paradan takip ettiğinizde çok net olarak görebilirsiniz. CHP'den de hangi partide çıkıyorsa bunun mutlaka yargılanması lazım, sorgulanması lazım. Ama bunun için de parlamentoda mutlaka bir soruşturma komisyonu oluşması lazım. Bunu da ne yazık ki iktidar reddetti, yapamadık yani. Evet. Peki yani iktidarın bu FETÖ davalarına bakışıyla ilgili olarak sizin yaklaşımınız nedir? Neden işler böyle yürüyor? Yani dün Ergenekon'a da örnek verdiniz. Geçmişte farklı şekilde amacı vardı. Burada nedir amaç sizce? Şimdi burada tabii bir yani, kasıt muhtemelen bir kasıt değerlendirmesi yapıyorsunuz. Şöyle tabii bir kasıt olarak da değerlendirmek de çok doğru olmaz. Takdir edersiniz ki bir darbe olmuş. Yani çok büyük bir olay yaşanmış. İnsanlar hayatını kaybetmiş. Şehitler olmuş, gaziler olmuş. Böyle bir süreçte bazen fevri davranılabilir. Yani ama yargı asla fevri davranmaz. Yargının daha temkinli davranması gerekiyordu. Çok sayıda insanlar gözaltına alındı. Gözaltına alınmadan önce yargı kararları olmaksızın KHK kararlarıyla binlerce insan ekmeğinden edildi. Binlerce. Şimdi ve bu soruşturmalar sonucunda birçok insan, yani ortalama komisyonda şu anda 80 bine yakın insan, hiç bu terör örgütüyle ilişkisi olmayan insanlar halen bekliyor. Ekmeğine, işine bir türlü geri dönemedi. Şimdi bütün bu mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Parti olarak siz gerekçe yapıyor musunuz bu konuda? Tabii ki. En çok desteği biz verdik ama maalesef iktidara biz herhalde kendimizi anlatamadık ya da iktidarın bize bir negatif bakışı olduğu için bir türlü bu meselelerden olayı çözemedik. Hatta ben o dönem Sayın Binali Yıldırım kendisine de söyledim, başbakandı. Sayın Başbakan, sizin işte biliyorsunuz Amerika heyetler falan götürüyorlar. Kim, hangi heyeti götürüyorsunuz? Kendi arkadaşlarınızı götürüyorsunuz. Kendi arkadaşlarınızı götürdüğünüzde siz bunları anlatamazsınız. Çünkü bu arkadaşlarınız, sizler daha önce hem Avrupa'da hem Amerika'da, çeşitli dünyanın çeşitli ülkelerinde bugünkü FETÖ'cülere referans olmuşsunuz. Sayın Erdoğan kendisi söyledi. Ya dünyanın birçok ülkelerinde biz bunlara referans olduk. Şimdi referans olduğunuz adamları sizin gidip bir şey söylemeniz inandırıcı olmaz. Bizler gidersek inandırıcı oluruz. Ama ne yazık ki olmadı. Bir türlü bu meselede iktidarla bir ortak bir uzlaşı bulamadık. Ve neticede öyle büyük laflar ettiler ki işte ver papazı, al papazı, mutlaka evet, FETÖ'yü getireceğiz falan. Şimdi geldiğimiz durum ne yazık ki çok vahim bir durum. Siz ülkenizde darbe yapılmış, şehitleriniz var, gazileriniz var, Türkiye çok ciddi sıkıntı çekmiş. Orada herkesin bildiğini, bütün dünyanın da bildiği bu örgütün başında olan bir vatandaşı orada getiremiyorsunuz. Ama elinizdeki bir adam alıp geliyor sizi tehditle, şantajla, elinizdeki adamını da alıp götürüyor. Yani orada yargıya müdahale olduğunu düşünüyorsunuz, öyle mi? Yargıya müdahale olmaz olur mu? Siz neye göre papazı bıraktınız? Yargı bıraktı yani neticede. O zaman şu aynı yargı Adnan mesela. Bey, şimdi o zaman şu lafları söylemeyeceksiniz. Bakın, zaten bizim itirazımız şu. Yargıyı bağımsız bırakacaksınız. Eğer yargı kararı olmaksızın, daha ortada hiçbir şey yokken, sabahtan akşama kadar bu teröristtür falan örgütle ilişkisi, şu örgütle ilişkisi var, gazeteleriniz manşete taşıyor, televizyonlarınız çok ağır laflar söylüyorsa, siyaseten de olsa şu cümleyi kullanıyorsanız, ancak papazı verirseniz papazı alırsınız cümlesini kullanıyorsanız, o zaman dosyanın içeriğinde ciddi delillerin olması lazım. Hayır, ciddi deliller yoksa
o zaman çok ayıp bir şeydir. Yani bütün bunlar şu anda bizim taşıdığımız bu maliyetlerin ağırlığını hissedebilir misiniz? Son 1,5-2 yıldır papazdan kaynaklı ekonomik krizin bizim bize olan maliyetinin ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama 3 yıl hapis cezası aldı papaz. Netice itibariyle sizin Sayın Milletvekili Sayın Berberoğlu da aynı yargı tarafından serbest bırakıldı. Yani bunları mukayese ettiğiniz zaman yargıya müdahale edildiğini nasıl söyleyebiliyorsunuz? Adnan Bey, yargı yok ki müdahale edilsin. Yani yargı olsa müdahale olabilir. Yargı yok. Diyorsunuz. Evet, yargı yok. Çünkü Sayın Erdoğan dün çok somut bir şekilde yargı mensuplarına fırça attı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmasın. Daha 2 ay önce Almanya'da Merkel'in bir davası vardı. Merkel gitti yargıcın karşısına. Yargıç Merkel'e sayın cümlesi bile kullanmadı. Yargı dediğiniz budur. Eğer siyasetçiler müdahale ediyorsa mesela, ama bu yargı Sayın Berberoğlu'nu serbest bıraktı. Oraya da geleceğim. Can Dündar'ı tahliye etti diyelim yani. Buna benzer bir sürü şey. Efendim bakın, dosyanın içerisinde Sayın Berberoğlu'nun sadece 20 saniyelik telefon konuşmasının ötesinde herhangi bir ortada bir dosyasında bir şey yok. 20 saniye. Ama Deniz Yücel'le ilgili Sayın Erdoğan kendisi söyledi. Dedi ki ben bu koltukta olduğum sürece sen çıkamayacaksın. Şimdi Deniz Yücel niye çıktı? 2 tane Fransız gazeteci niye çıktı? Niye tutukladınız, niye bıraktınız? Ruslar vardı, hatırlayın. Burada özellikle Rusya'da belli bir gruba mensup Zeytinburnu'nda 6 kişi katleden insanlar tutuklandı onlar. Onları niye serbest bıraktık biz? Fransız gazetecileri terörist olarak biz ilan etmedik mi kamuoyuna? Onları niye serbest bıraktık? Deniz Yücel'le ilgili Sayın Erdoğan çok açık söyledi. Terör örgütleriyle ilişkisi var dedi. Deniz Yücel'i niye bıraktık biz? Papazı niye bıraktık? Ben şunu söylemek istiyorum. Yani bunların bütün bunların emir komuta zinciri içinde olduğunu söylüyorsunuz. Bakın, eğer bunlar gerçekten hiçbir delile dayandırmaksızın tutukluysa bu ayıp bir şey. Vahim bir durum. Hayır, bütün bunlar Sayın Erdoğan'ın, hükümetin, gazetelerin, televizyonların yazdığı bütün o haberlere rağmen eğer bunlar bırakılmışsa Türk yargısının nasıl bir perişanlık içinde olduğunun en büyük göstergesinden bir tanesi de bu. Şimdi bu papaz hem terör örgütü, PKK terör örgütü, PYD terör örgütü ilişkisi olacak. Aynı zamanda FETÖ ile ilişkisi olacak. Ama hiçbir şey olmamış gibi bırakacaksınız. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yani dosyanın içeriğini bilmediğimiz için bu sadece konuşulanlar, yazılanlar, çizilenler üzerine biz bu yorumu yapmak zorundayız. Peki aynı yargının Danıştay'ın 8. dairesinin Ant'la ilgili verdiği kararı nasıl değerlendiriyorsun? Yani bugün ittifak içinde bir çatırdamaya yol açtığı söyleniyor. Yani evet, bir kere öncelikle dediğiniz gibi olsaydı AK Parti'nin aleyhine gözüken, ittifakın aleyhine gözüken bir karar verilebilir miydi? Bu kararı nasıl değerlendiriyorsun? Önce şunu söyleyeyim. Bu karar niye alındı? Yani iktidar böyle bir şey yapmak evet. zorunda. Yani niye rahatsız etti iktidar yani? Biz hepimiz bu okullarda yetiştik. Ne oldu? Hangi sıkıntıdan kaynaklı? Türkiye'nin bu kadar temel sorunları varken niye bu sorunların ötesinde Türkiye'yi sünni bir tartışmanın içine koyup bu ant meselesini gündeme getirdi? Doğal olarak yargıda... Ama 5 yıl, aradan 5 yıl geçmiş, 5 yıl sonra bir karar veriliyor. Efendim, siz burada bir yargının siyasi bir karar vermesi gibi bir endişeniz yok mu? Söz konusu değil mi? Önce şunu söyleyeyim. Değerlerle ilgili olduğu için soruyorum. Tabii. Yargı kararları, yani temel meselelerle ilgili bu kadar uzatıyorsa meseleyi çürütür. Bu yargı kararı kısa süre içerisinde verilmesi gereken bir karardı. Evet. Böyle 5 yıl sonra, 4 yıl sonra olur mu? Çok hayati bir mesele yani. Türkiye'nin sistemiyle ilgili ciddi bir hayati mesele. Ama 4 yıl sonra verilmiş ya da 5 yıl sonra verilmiş bir doğru karardır. Onu da söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Evet, yani bu antın okunmasından taraftarsınız siz. Elbette, tabii ki. Sayın Erdoğan niye rahatsız oldu ve dün o kadar fırça attı yargı mensuplarında, onu anlamış değilim. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda suskunluğunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani bununla ilgili hiçbir açıklamasına rastlamadık biz. Hayır, Türkiye'de neredeyse, evet.
Sayın Kılıçdaroğlu o gün şeydeydi, Londra'daydı biliyorsunuz. Evet. Parti sözcümüz, aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu adına konuşan Faik Öztürk açıklama yaptı. Hiçbir sıkıntı yok orada. Ama aradan zaman geçti. Sayın Kılıçdaroğlu, yani bu çok ciddi bir tartışma. Türkiye'de neredeyse gündemi alt üst ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir görüşü yok bu konuyla ilgili. Faik Öztürk aynı zamanda yani Sayın Kılıçdaroğlu adına konuşuyor yani. Nasıl evet. ki Sayın Ömer Çelik Sayın Erdoğan adına konuşuyorsa Sayın grup Sayın Erdoğan konuştu ama yani bununla ilgili görüşünü zaten açıkladı. Tabii tabii baştan itibaren de görüşü açıktı. Çok net dedi. Evet. evet. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da bununla ilgili bir bir negatif düşünce olacağını zannetmiyorum. Ve büyük olasılıkla o da benim gibi düşünüyordur. Diyorsunuz. Evet. Peki biraz da bu siyasal gündeme değinelim. Yani Türkiye'de size ne olup bitiyor? Neden sürekli AK Parti'yi eleştiriyorsunuz? Yani kurulduğu günden beri AK Parti'yi eleştiriyorsunuz. Evet, yani bu siyasetin doğası bunu gerektiriyor. Sonuç itibarıyla biz herhalde Saadet Partisi'ni eleştirecek değiliz. Kim yönetiyorsa, kim yanlış yapıyorsa doğrusuna doğru deriz, yanlışına da yanlış deriz. Şimdi bir kere öncelikle baştan itibaren iktidarın en kötü alışkanlıklarından bir tanesi eleştiriye çok açık değil. Yani siyasetin temel kuralı eleştiriye açık olacaksınız. Ben sabah gazeteleri okuduğumda bizi eleştirenleri çok dikkate alırım. Yani acaba nereden biz eksik yapmışız? Örneğin dış politika konusunda bütün itirazlarımıza rağmen ne yazık ki maalesef çok ciddi sıkıntılar çektik şu anda. 2003 yılından itibaren 1 Mart tezkeresinden itibaren başlayan yanlış dış politika bizi öyle bir noktaya getirdi ki şu anda adeta Orta Doğu coğrafyasında bir tek dostluğumuz kalmadı. Avrupa ile ilişkilerimiz kötü, Batı ile ilişkilerimiz, Asya ile ilişkilerimiz kötü. Bütün bu kazanılmış geçmiş dönemdeki cumhuriyet hükümetlerinin tamamına baktığımızda böyle bir manzara yok. İki, dış politika konusunda geçmiş dönemlerde rahmetli Erbakan, Demirel, Özal bütün süreçleri Sayın Mesut Yılmaz dönemine bakın. Mutlak Türkiye'yi ilgilendiren milli meseleler konusunda siyasi partilerle mutlaka paylaşılırdı. Hele hele parlamentoda ana muhalefetler bunlar mutlaka paylaşılır. Düşüncesi alınır, bunlar müzakere edilir. Şimdi bu müzakere dönemi kapandı. FETÖ ile ilgili ilk araştırma önergesi veren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 2005 yılında parlamentoda duruyor. Bu FETÖ özellikle emniyette çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların araştırılması için bir araştırma komisyonu kuralım, bir soruşturma komisyonu kuralım dediğimizde ilk bunu reddeden AK Parti milletvekilleri olmuştu. O gün bu araştırılmış olsaydı Türkiye'miz, ülkemiz bir belayla karşı karşıya kalmamış olurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2011 yılında başta Irak, Mısır, Suriye, Libya, daha bu Arap Baharı belası çıkmadan bütün buralarda arkadaşlarımız heyetler olarak biz gittik birer çalışmalara yaptık. Dedi ki bakın egemen güçlerin tuzağına düşmeyin. Burada sonuç itibariyle yanı başımızda bir yangın çıktığında en çok biz etkileniriz. İşte bugün Esenyurt'ta yangın yerinde geliyorum. Bir fabrikada yangın çıktı. O yangından iki tane fabrika yandı. İşte yanı başımızdaki Suriye'deki yangında en çok etkilenen biz olduk şu anda. Evet. Bunları ciddiye almak zorunda. Hayır biz sizi dinlemiyoruz. Kardeşim dinleyin. Dinleyin bakın yanlış yapıyorsunuz. Ekonomiyle ilgili. Bu kadar kamu harcaması yapmayın. Bu kadar bina dikerek, beton dikerek ekonomiyi yürütemezsiniz. Tarımı güçlendirelim. Çiftçiyi güçlendirelim. Bunların hiçbirisi maalesef olmadı. Şimdi bu bütün bu olumsuzlukları eleştirmeyip ne yapacağız? Yani muhalefetin görevi ne? Muhalefetin görevi de bütün bu olumsuzlukları bunlara hatırlatmaktır. Yani sizi AK Parti tekrar bu olumsuzlukları olmaması. Olumlu bir şey yapmadım hiç AK Parti ya. Elbette yapmıştır. Yani hiçbir şey yapmamıştır demek olur mu? Mümkün mü? Biz tabii bizim görevimiz
onun iyi şeylerini PR'ını yapmak değildir ki. Dünyanın hiçbir yerinde muhalefet eksikleri ortaya çıkarmak. Elbette. Gibi. Bakın doğrularını her zaman alkışlamışız ve doğru getirmiş oldukları kanun tekliflerinin hepsine de biz oy vermişiz. Ama öyle şeyler getirmişler ki ona da durun demişiz kardeşim, yapmayın. Şimdi geçen gün çay meselesi vardı. Fındık meselesi vardı. Ya kardeşim, fındık meselesi, gelin bunu bütün siyasi partiler ortaklaşa çözelim. Bizim arkadaşlarımızın oylarıyla ve bizim dışımızdaki siyasi partilerin desteğiyle biz gündeme getirdik ve AK Parti milletvekilleri sayısal olarak biz bunu aşamadığımız için parlamentoda alkışladılar. Doğrusu şimdi bu Karadenizli milletvekili kardeşlerimiz gidip Karadeniz'de ne anlatacaklar Ordu'ya, Giresun'a ya da Trabzon'a, Rize'ye? Evet kardeşim, ne güzel fındık meselesi gündeme geldi. Bak biz de bu reddettik bunu. Bundan dolayı alkışlandınız demeyecekler mi? Sormayacaklar mı? Bizim görevimiz bunları hatırlatmaktır. Hayır, bunların hiçbirisini hatırlatmayalım derseniz o zaman zaten muhalefet olmanıza da gerek yok. Partide, parlamentoda kapatın gitsin. Peki Sayın Tekin, yangın yerinden geliyorsunuz. Son günlerde, son zamanlarda çok yangın oluyor. Türkiye'de çok iş yeri yanıyor. Ya bununla ilgili vatandaşın da kafasında bazı soru işaretleri beliriyor. Bir nevi bu konkordatörle ilgili nasıl bir vatandaşın aklında endişeli şeyler, sorular varsa bunlarla ilgili bu şekilde değerlendirsiniz. Nasıl bu? Yani bu gerçekten bunlar yakılıyor mu, yanıyor mu? Yananlar mı var, yakanlar da mı var? Nedir bu? Ya Adnan Bey, şimdi tabii kimsenin günahını alacak durumda değiliz. Ama bu böyle bir teknik meselelerde bir teknik arızalarla da tarif edilecek bir durum da değil. Yani sonuçta bu fabrikalar sadece bu iki yıl içerisinde kurulmuş değil. Türkiye'de 100 yıldır fabrikalar var. Zaman zaman yangın da oluyordu. Eskide bu kadar teknoloji de gelişmiş değildi. Şimdi her türlü teknik imkan da var. Buna rağmen sadece iki yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanı, 8 ay önceki hesaba göre söylüyorum, 850 tane fabrika, milli servet yanmışsa bu mutlaka bir soruşturulması gereken bir iştir. Bunu böyle bir teknik bir şeye bağlayarak biz bunun üstesinden ya hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Şimdi baktığımızda, elimizdeki çeşitli verilere baktığımızda tabii bunu bütünü için bunu söylemek doğru bir şey değildir. Kimsenin günahını almak istemiyoruz. Ama bir kısım firmalara baktığımızda ekonomikmen çok sıkıştığını, yanında çalışan işçilerin ikramiyelerini, paralarını ödememek için, borcu ödememek için, SSK'yı vergiden kurtulmak için benzer firmaların da olduğu ortada şu anda. Bunu ne yapacaksınız? Bunu çok geniş çaplı bir araştırmayla bu ihaneti yapanlar mutlaka cezalandırılmalı. Ama onun dışında teknik olarak bir arızadan kaynaklı yangın çıkmışsa buna da devletin mutlaka destek olması lazım. Aksi takdirde 700-850 tane fabrikayı yarım kurmaya kalkışsanız 10 yılınızı alır. Ama bir saatte, şimdi Esenyurt'ta geliyorum, 3 fabrika 3 saatte kül oldu. Yani o 3 fabrikayı yapmaya kalkışsanız en az 2 yılınızı 3 yılınızı alır. İçinde binlerce insan ekmek kazanıyordu. Şimdi onların mağduriyetini mi düşüneceksiniz? O fabrikaların sahiplerinin durumunu mu düşüneceksiniz? Çok vahim bir olay. Bütün bunlar ciddi ciddi bir şekilde araştırılması lazım. Araştırma önergesi verdik yine biz. Sayın Bakan bugün bana cevap vermiş. Hani topu taca at gibi. Kime sorulur? Yani doğrusu tabii parlamentonun şekli, şeması, her şey değiştiği için aklımıza gelen bir tek şey var. Sanayi Bakanı. Çünkü sanayi ile ilgili bir iştedir. Fabrikalar yapmış. Sanayi Bakanı'na soralım dedik. Sanayi Bakanı da diyor ki Çevre Şehircilik Bakanı'na sorun. Ya Çevre Şehircilik Bakanı beton, bir bina yapar. Çevre Şehircilik Bakanı'na sanayiyle sorulacak bir soru değil. Parlamentonun böyle bir düzeni, işleyişi de değiştiği için ne bakanlar meseleye çok vakıf, ne de biz nereye ne vereceğimizi doğrusu tam da bilmiyoruz. Bu soru önergesi de ne yazık ki böyle belli ki bakan tarafında da çok kavranmış değildir. Evet. Sayın Tekin, uzun süredir İstanbul milletvekilliği yapıyorsunuz. İstanbul'daki siyaseti çok yakından takip ediyorsunuz. İl başkanınızla ilgili
geçmişte tartışmalar söz konusu oldu. Şu anda dinmiş bile olsa. Siz destek verdiniz mi? Nasıl görüyorsunuz yani İstanbul'un şu andaki partiniz açısından potansiyelini gereği gibi değerlendirebiliyor mu? Şu andaki tabloyu nasıl görüyorsunuz? Evet, yani il başkanımız tabii kongrede geldi. Kongrede ben eski il başkanı arkadaşımı açık destekledim. Evet. Tabii demokrasinin gereği mevcut il başkanımız kazandı. Bu geçmiş dönemde sivil yaşamımızda hepimizin eksikleri, hataları var. Atmış olduğu bir tweetten dolayı çok ciddi tartışma oldu. Bu tabii keşke olmasaydı, o da kendisi de ifade etti. Ama demek ki oluyor. İşte siyasete gireceğinizi bilmezseniz 5 yıl, 10 yıl önceki bu manzaradan dolayı il başkanımız biraz sıkıntıda kaldı. Ama tolere edildi. İnşallah bundan sonra o hatalar olmaz. Evet. Peki İstanbul'la ilgili hedefiniz var. Yani siz şimdiden aday adaylarınızı açıklamış gözüküyorsunuz. Evet. Netice itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göz diktiğiniz anlaşılıyor. Partinizden yani il kongresinde desteklememiş olduğunuz il başkanından size destek gelebilecek olduğunu düşünüyor musunuz? Yani nasıl bundan sonra süresi gider? Evet, hiçbir yani İstanbul örgütünde gerek il başkanı, yöneticiler, ilçe başkanları hiç kimseyle bir sorunumuz yok. O konuda partimizin genel merkezin alacağı karara bütün parti yöneticilerimiz ciddi bir destek verir, bir sıkıntı yok. Evet diyorsunuz. Peki şansınızı nasıl görüyorsunuz? Yani İstanbul, şunu söyleyeyim önce aslında, İstanbul'u nasıl görüyorsunuz? Şu andaki iktidarı eleştiriyorsunuz ilk günden itibaren. İstanbul'la ilgili değerlendirmeniz nasıldır? İktidar İstanbul'u size iyi bir noktaya getirdi mi? Yani çünkü metrolar, yollar, sürekli yapılan hizmetler anlatılıyor. Vatandaş da sesimde destek vererek başarılı bulduğunu ortaya koymuş oldu. Siz şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul size ne durumda? Yani Adnan Bey, hani demişler ya, deve boynu niye eğri demiş, nerem düzgün. Şimdi İstanbul neresini anlatayım, doğrusu bilmiyorum. Metro yapılması, bu metro sadece İstanbul'da bize has bir şey değil. Dünyanın her yerinde altyapılar, üst yapılar, metrolar, ulaşımlar yapılır. Tabii ki iyi şeyler de yapıldı. Ama İstanbul'un bir kere kimliği değişti. İstanbul'da yüzlerce meydan vardı Adnan Bey. Şu anda bir tek meydanımız yok. Yani koskoca devasa 16 milyon insanın yaşadığı yerde meydan yok. İki, bir yağmur yağıyor, hepimizin ödü kopuyor. Acaba nereyi sel basacak? Bu yağmur neden dünyanın her şehrinde yağıyor? Hatta işte meteoroloji haber yaparken Balkanlardan gelen yağmur diyor. Bu ne demektir? Dünyada çeşitli şehirleri gezerek bize geliyor. Niye bizden bu yağmurlar sel oluyor, su basıyor dükkanlarımızı, efendime söyleyeyim, evlerimizi, iş yerlerimizi? Adnan Bey, sadece İstanbul'da Sayın Erdoğan'ın dönemi dahil, belediye başkanı olduğu dönem dahil, onu baz alalım. Yani ondan öncesini boş verin. O dönemden bu döneme itibaren, yani ortalama 94, 24 yıllık süre içerisinde baktığımızda, 24-25 yıllık süre içerisinde İstanbul'da binlerce dere vardı. Bu dereler doğa kendi mecrasını yaratmış. Yani biz kazmayla, kürekle dere yaratmış değiliz. Kendiliğinde dereler olmuş. Hepimiz köylü çocuğuyuz, biliriz. İşte Rize'de de öyledir, Ardahan'da da öyledir, işte Erzurum'da da. Doğa kendi mecrasını yaratıyor ve kar, yağmur yağdığı zaman da o dereler mecrasını bulur. Ve bütün bu dereler ne yazık ki şu anda kapatıldı. İmara, ranta açıldı. Şöyle cama baktığınızda, herhangi İstanbul'da oturun, oturduğunuz yerde camınızı açın, bakın, böyle bir şehirleşme dünyanın hiçbir yerinde yok. Sayın Erdoğan bin kez söyledi, dikey yapılaşma olmayacak. Halen şu anda çıkan uygulamalara bakın, dikey yapılaşmalar. Altyapı sorunu var. Ciddi bir ulaşım sorunu var. Deprem gibi can alıcı mesele. Yani ciddi bir ulaşım sorunu var diyorsunuz. Marmara'ya, köprülere
metrolara. Yetmiyor. Marmara işte yetmiyor efendim. Evet. Yani nüfusunuzu bu kadar artırırsanız, bütün Türkiye'yi buraya çekerseniz, yetmedi 1 milyon göçmeni de buraya çektiğinizde, sadece Suriyeli değil, Afganlı var, Iraklı var, Libyalı var, Bangladeşli var, Sudanlı var, mahalleleri var. Getolaşmışlar. E şimdi bütün buna baktığınızda sonuç itibariyle şehir insan gibidir. Taşıyabileceği bir kapasite var. Bu kapasitenin üstünde yük yüklemeye kalkıştırırsanız şehirler çöküyor. Çökmüş bir vaziyette. Kentsel dönüşüm. Yani ben doğrusu gerçekten hani iktidara da seslenmek istiyorum. Tavuk su içer Allah'a bakar derler. Şimdi bakıyorum, Fikirtepe Eğitim Mahallesi Dumlupınar, Başakşehir, Fikirtepe, Esenyurt. Esenyurt'ta 30 bin insanın mağduriyeti var, 30 bin. Şurada bakın Kağıthane'de. Kağıthane'deki insanların önemli kısmı %80 oranında AK Parti'ye oy vermiş. Ocak ayında evleri kafalarına yıkıldı. Üsküdar'da. Sadece öngörünüm diye bir gece yarısı camıyı yıktılar, şimdi evlerini yıkıyorlar. Oraya bakıyoruz, yine en çok AK Parti seçmeni. İstanbul'un tamamını gezen, dolaşan Tuzla'dan Silivri'ye kadar bütün mahalleleri, 785 mahalleyi bilen bir siyasetçi olarak söylüyorum. En çok bu kentsel dönüşüm, adına kentsel dönüşüm dediler ama maalesef ne olduğu belli olmayan, bundan kaynaklı 1 milyon seçmenin, ortalama İstanbul'da 1,5-2 milyon insanın mağduriyeti var. E bunların tekrar götürüp mevcut iktidar partisine oy vermelerini düşünmek bile istemiyorum. Birebir görüşüyorum. Yani Kağıthane'den, Üsküdar'dan, Fikirtepe'den, işte Arnavutköy'de nereye giderseniz gidin, orada bu manzaraları görebilirsiniz. E ne olmuş? Yani şimdiye kadar niye alamadınız? E biraz da eksiği kendimizde arayacağız maalesef. İlişki kuramamışız. Dertlerine ortak olamamışız. Benim gördüğüm manzara inşallah önümüzdeki seçimde farklı alacağız. Yani Sayın Kılıçdaroğlu aday oldu. Alamadı. Daha güçlü bir isminiz var mı ki? Kendinizi mi bu kadar güçlü görüyorsunuz? Çok şükür. Kendimi güçlü görüyorum. Evet. Evet. Peki. Yani bu araştırmalar sonucu söylüyorum tabii bütün bunları. Evet. Mesela benim 13 tane ayrı ilçede araştırma yaptık. Bunun işte bir tanesi Sultanbeyli'dir, Arnavutköy, Esenyurt en büyük seçmeni olan ilçelerde, Bağcılar. Buralarda vatandaşımızın özellikle AK Parti'ye veren kardeşlerimizin çok önemli ilgisini görüyoruz. Yani İstanbul'da Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlüsünüz anladığım kadar, öyle mi demek istiyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun dönemi başka bir dönemdi. O işte 2009, şimdi 2019, üstünde 10 yıl geçmiş. Evet. Peki Sayın İnce'nin de ismi geçiyor. Yani İstanbul'dan aday gösterecek olduğu her gün bununla ilgili şeyler yazılıyor. Böyle bir şey söz konusu mu? Yani bu kadar Sayın Genel Başkan'la atıştıktan sonra, birbirlerini ciddi şekilde suçladıktan sonra bunu tekrar gündeme gelmesi, neye bağlıyorsunuz? Böyle bir şans var mı? Böyle bir ihtimal var mı? Yani onu tabii bilemiyorum. Sayın İnce'nin bir talep açması son derece doğaldır. Siyasetçi talep açabilir. Genel merkezin bu konuda nasıl davranacağını bugün benim tahmin etmem biraz zor olur. Önümüzdeki Kasım ayında İstanbul adayı belli olacak. Bir ihtimal veriyor musun? Yani Sayın İnce'nin olabilme ihtimali? Bir şey söyleyemem yani. Bu kadar tartışmadan sonra... Evet. Bu kadar tartışmadan sonra Sayın İnce aday gösterebilecek olduğunu... Keşke bu kadar can sıkıcı cümleler kullanılmamış olsaydı. Her iki taraf için de söylüyorum. Yani gerek genel merkez yöneticileri, gerek Sayın İnce karşılıklı olarak bazen siyasi nezaketi aşan cümleler kullandılar. Bunlar hoş bir şey değildir tabii. Buna rağmen şimdi aday gösterilirse... Siz bunu onay verir misiniz? Böyle bir ihtimal var mı daha doğrusu? Siz nasıl görüyorsunuz yani? Bilemiyorum Adnan Bey. Şimdi ben aday olduğum için... Ama yani siz İstanbul'dan başka bahsediyorsunuz. Arkadaşımın... Sayın İnce için de İstanbul'dan bahsediyorlar. Yani siz partinin geçmişte çok ciddi şekilde... Tabii sadece İstanbul'da etkili bir ismisiniz yani, evet. Baktığımız zaman. Sayın İnce de adayı. Sayın Akif Hamza Çebi Bey de aday. Evet. Her iki arkadaşım da aday. Onun için ben onları böyle...
Yani aday adayı mı şu anda İnce aday adayı mı? En azından dün öyle ifade etti işte. Ön seçim olursa aday adayım dedi. Evet. Peki ön seçim olacak mı? Hiç bilmiyorum. Zannetmiyorum yani gördüğüm kadarıyla genel merkez. Dün parti meclis toplantısı vardı. Orada bir karar bekliyorduk ama o karar çıkmadığına göre olmayacak demektir. Peki siz yani biraz geri dönersek Sayın İnce'nin performansını nasıl gördünüz Cumhurbaşkanlığı adaylığında? Yani başka birisi olsaydı kazanma şansının daha yüksek olabilecek olduğunu söyleyenler var. Bir kısım isimler de geçmişti. İşte Sayın Gül'le ilgili bir çalışma olmuştu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi önce gerçekten çok olağanüstü bir kampanya götürdü. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok kısa süre içerisinde çok başarılı bir kampanya götürdü. Ama tabii seçim gecesi vatandaşlarımızın özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlarımızın beklentisine ne yazık ki Sayın İnce de genel merkezde cevap veremedi. Yani hiç kimse o gece işte %60 oy beklemiyordu ama en azından kendisini vermiş olduğu oyların muhafaza edilmesi için parti yöneticilerinin buna sahip çıkması gerektiğini düşünüyordu. O gece işte Yüksek Seçim Kurulu'na gidilecekti, gidilemedi. Yani kısacası krizi yönetemedi. Hem Sayın İnce hem de genel merkez krizi yönetemedi. Diyorsunuz. Peki partinizin gerçi çok net olmasa dahi yerel seçimde de bir ittifak çalışması içinde olduğu söyleniyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani içinde HDP'nin de yer aldığı bir ittifaka sıcak bakıyor musunuz? Bir gerekli görüyor musunuz böyle bir ittifakı? Önce şunu söyleyeyim. Tabii partiler bazen siyasette 2-2-4 etmiyor. Yani parti genel merkezleri Ankara'larda kararlar alabilir. O kararın aşağıda nasıl algılanacağını doğrusu bugünden kestirmek çok zor. Geçmiş dönemlere baktığımızda 2-3 siyasi partinin ittifak ederek kendi oylarını alamadığını çok net olarak biliyoruz. Benim sahada gördüğüm manzara şu, Millet İttifakı devam ediyor. Yani referandum döneminde oluşmuş Saadet Partisi, İyi Parti, CHP İttifakı hızla devam ediyor. Peki HDP'yi nereye yerleştiriyorsunuz? HDP de bu ittifakın bir dış parçasıydı. Yani en azından resmi olarak üçü olmasa da muhalefet bloğunun bir parçasıydı. Önümüzdeki seçimlerde büyük olasılıkla iki partili bir seçim olacak. Yani geçmiş dönemlerde böyle çok partili bir yarış içinde olacak durumda değil. İstanbul'da da bir CHP ile AK Parti yarışacak. CHP ile AK Parti yarışında HDP seçmeninin önemli kısmı CHP adayına oy verir. Yani siz seçmen için söylüyorsun. Partiler nezdinde böyle bir resmi ittifak içinde HDP'yi çok görmek istiyor musunuz? Ben çok zannetmiyorum. Yani Ankara'da böyle bir resmi ittifak tahmin etmiyorum. Evet. Sizin arzunuz hangi istikamette? Yani bu tartıştığınız yok. Geçmişte HDP'de içine alsın diyen milletvekilleri vardı. Siyasi vardı. Olabilir tabii o başka bir şey ama benim kişisel düşüncem millet kendi ittifakını kendisi kursun. Partiler değil. Evet. Peki partinizin gerçi bu çok sorularımız var ama zamanımız kısıtlı. Yani mesela İş Bankası'nın bu hisse devirleri falan var. Bu Kaşıkçı cinayeti var. İsterseniz bunlarla İş Bankası ile ilgili cuma günü Tahtakale'ye gidip orada cuma namazında resim çektirdiniz, fotoğraf çektirdiniz falan böyle iddialar olmuş. Yani şöyle oldu. Bu böyle bir genel değerlendirmeyle. Tabii kısa söyleyeyim. Evet. Ben Kapalı Çarşı'ya istisnasız her yıl 3-5 kez giderim. İl başkanı olduğum dönemden itibaren Kapalı Çarşı'da şu anda çok büyük bir perişanlık yaşanıyor. Sadece iki sokakta 53 tane kapalı dükkan var. Biz bu dükkanların orada bir fotoğraf çekerken dükkanın bir tanesi sözde o kardeşimiz de cuma namazındaymış. Halbuki o gün ben de cuma namazındaydım. Bunları söylemek de çok ayıp ama yani mecbur bırakıyorlar bizi böyle. Yani siz cuma namazından sonra mı gittiniz o fotoğrafı verdiniz? Zaten fotoğrafa baktığınızda da fotoğrafta görüyorsunuz. O bizim dükkanın önündeki çektirdiğim fotoğraf saat 2.37 geçiyor. Yani herhalde cuma o saate kadar bitmiş sayılır. İki, cuma namazında Fatih Belediyesi'nde çalışan bir temizlik işçisi kardeşimiz arkada bizim fotoğrafımızı çekmiş. Orada da saat 1'i 3 geçiyor.
Ya bütün bu belgeleri de sunduk. Bunları Allah'a havale ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Şimdi oradan İş Bankası'na geliyorum. İş Bankası'nda bu ara yani bunlar söylenmez ama söylemek zorundayım. Kapalı çarşıda iki tane esnafımız intihar etti. Maalesef ticari zorluklardan dolayı. Yani bunları ciddiye almazlarsa, böyle magazinleştirirse insanların perişanlığını da mutlaka görmeleri lazım. İş Bankası şu anda uluslararası bankacılık şeyinde Türkiye'nin bir numaralı bankası. Hem yerli hem milli. Bakın bir daha söylüyorum. Türkiye'de tek yerli ve milli banka İş Bankası'dır. Onun dışındaki bankaların tamamı ortaklı bankalardır. İşte Çin Bankası'dır, Rus Bankası'dır, Amerikan'dır, şudur budur. Geri kalan da devletin üç bankası var. Devletin üç bankası şu anda derdest edilmiş bu vaziyette. Kredi oranı en yüksek banka İş Bankası. Şimdi bu kadar ekonomik krizin olduğu bir ortamda Sayın Erdoğan'ın İş Bankası'nı tartışma açması doğrusu anlaşılacak gibi bir şey değildir. Ne fayda sağlayacak onu bilmiyorum. Bunu mutlaka ekonomik krizin derinleşmemesi için bu meseleyi kapatmamız lazım. Daha çok tartışmamamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi ile İş Bankası ilişkisi benim Kaşgar TV ile ilişkim gibidir. Hiçbir parasal ilişki yok. Temsili ilişki var. Temsili ilişkinin ötesinde herhangi bir ticari ilişki, bir para ilişkisinin olmadığını bütün dünya biliyor. Getirip Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını tartışmaktan çıkaralım. İnşallah en azından yani siz miras noktasından bakıyorsunuz hadiseye. Bir siyasi partinin bir bankayla ilişkisinin olmasını doğru buluyor musunuz? Efendim bakın şöyle bir şey. Zaten banka olarak, siyasi parti olarak bizim böyle bir talebimiz olmamış. Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle bir talebi olmuş. Bu talep doğrultusunda ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşamış olsaydı derdik kardeşim tamam ben azlettim. Her ne kadar böyle bir şeyim olsa da vazgeçtim diyebilir. Ama onun ötesinde yani mevcut siyasi partiler 60'lı 70'li yıllarda olduğu gibi efendim sürekli böyle bir İş Bankası'nı tartışmaya açmanın Türk ekonomisine hiçbir faydasının olmayacağını düşünüyorum. En azından son 15 gündür bu meselenin kapatılması da bence çok aklı selim bir davranıştır diye düşünüyorum. Evet. Son olarak yine İstanbul'la ilgili sorayım. Yani bir, şu anda gördüğümüz kadarıyla Sayın İnce'nin bir beklentisi söz konusu. Hamza Çebi daha önce aday gibi ortaya çıktı. Böyle bir basın açıklaması, basın toplantısı yaptı. Siz de şu anda talipsiniz İstanbul'a. Evet. Bu belki bu isimler çok daha da artabilir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dışarıdan birilerine baktığı da söz konusu basına yansıdı. Yani partilerin evet. Dışında bir iki isimle görüştüğü de söylendi. Ne derece doğru bilemiyorum. Siz bu genel tablo içinde şansınızı nasıl görüyorsunuz? Yani bu geçen isimler arasında dışarıdan da olmak üzere bir isim bellenirse onların şansını nasıl görüyorsunuz? İstanbul nasıl kazanır? CHP İstanbul'u nasıl kazanır? Evet. Önce dışarıda yani dışarı meselesini tabii hiç zannetmiyorum. O tamamen basının, medyanın kulislerinde okuduğumuz bir şeydir. İkincisine gelince... Yani böyle bir şey yanlış mı olur sizce? Yani bu 100 yıllık parti hani bir çok güzel deyimiz var. Evin danasını evin öküzünde evin öküzünü evin danasından evin danasında evin öküzünü çıkarmak zorundayız. Öyle dışarıda o geldi bu geldi hele hele İstanbul gibi yerde onun çok bugüne kadar geçmiş dönemlere de baktığımızda dışarıdan getirmiş olduğumuz hiçbir adayın başarılı olamadığını da görüyoruz, biliyoruz. Örnekler de var. Mutlaka kendi içinde bu mesele çözülecek. Ben Sayın Hamza Çebi, Sayın İnce şu anda en azından talep açmış üç arkadaşız. Bu konuda partinin yapabileceği en az bir iki hatta çok da olabilir çapraz araştırma şirketleriyle araştırmalar yapılabilir. Yani İstanbul halkı ne düşünüyor? İki, İstanbul örgütünün düşüncesi alınır. Üç, kanaat önderlerine sorulur. Herhangi bir arkadaşımız, hangi arkadaşımız kabul görüyorsa hepimizin adayı olsun. Peki siz bunlardan hangisini daha şanslı görüyorsunuz kendiniz dahil olmak üzere? Kendimi şanslı görüyorum. Evet.
Yani Sayın İnce veyahut da Sayın Hamza Çebi aday olursa elbette hayır, onlara da haksızlık yapmak istemiyorum. Yani kendimi nereden şanslı görüyorum? Örneğin Bağcılar'daki araştırma sonuçlarına baktığımızda benim çıktığım çok net olarak gözüküyor. Sultanbeyli'de öyle, Sultangazi'de öyle, Esenyurt'ta öyle. Yani AK Parti'nin en güçlü olduğu yerde en yüksek oy oranını ben alıyorum. Evet. Peki çok teşekkürler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa unuttuğumuz eksik kalan. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim ve kapatayım. Çok ciddi bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizin üstesinde gelmenin temel koşulu devlet eliyle mümkündür. Örneğin çok sayıda kapalı dükkanlar var. Esnaflarımız sıkışık. Bir can suyuna ihtiyaç var. Bu can suyu sadece A sınıftaki insanlara değil, aynı zamanda orta sınıf esnaflara da mutlaka bu desteğin verilmesi lazım. İki, tarımı mutlaka güçlendirmemiz lazım. Bakın 8 milyon ton Adnan Bey, 8 milyon ton buğday dışarıdan ithal etmişiz. Biz hepimiz köylü çocuğuyuz. Bu coğrafyada buğdayı dışarıdan ithal ediyorsak o zaman demek ki bir yerde bir yanlış var. Bu yanlışları düzeltelim. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız.